Ertem eller filan titriyor ya. Yani gördün mü heyecan meyecan? Yani o heyecanı görüyorsun orada zaten. İşte o kadar doğal ki hepsi, çünkü işin ucunda para var. Soru yok, yetenek var ve o yeteneği bir dakika içerisinde göstermek zorundalar. Çünkü 10 özel oyun, her biri bir dakika ve işte 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32, 64, 128, evet. 250 ve 500 bin. Gidene kadar her birinde bir dakikalık oyun yapmak zorundalar. Bir dakikalık oyun, evet. Her birinde farklı oyunlar var. Şimdi çeşitli sorular var. Hepsi yumurta oyunu mu diye? Hayır değil. Hepsinde yumurta oyunu yok. Hepsinde çok farklı oyunlar var. Onu başta belirtelim. Şu 500 binin oyununu merak ediyorum abi. Herhalde hafif bir şey vermezsiniz. Yani vermezsiniz. Hafif derken, tamam, söyleme. Hafif derken her oyunun kendine göre bir zorluğu var. Hani birinci oyunda çok farklı oluyor. Dördüncü oyunda ve her yarışmacı mesela 8. oyunu yapan kişiyle ve 8. oyunu yapan kişinin diğer mesela 1. oyunu yapan kişinin oyunları bazen aynı olabiliyor. 2 ile 5 bazen oyun aynı olabiliyor. Kombinasyonlar. Orada bir yetenek, evet yetenek söz konusu. İlginç bir şey. Orada bir Jilet Kemal gördüm ya, böyle şit karpuza şey atıyordu. Evet. Saplayabildim bir tanesi. Bir ipucu ver. İşte bir tanesini sapladı. İyi tamam. O zaman içim rahatladı vallahi billahi. Ama tabii o kağıdın 3 saniye kalması gerekiyor. Orada saplandı ama 3 saniye kaldı mı? Pokerden zor ya. 3 saniye kaldı hani mı? Hani az bekliyorsun ya, son az gelir, evet. Mutlaka. O kaldı mı, o önemli. O önemli, onu galiba yarın akşam göreceğiz. Saat 22'den itibaren kanalda ekranlarında. Ya çok enteresan be. Hadi şimdi cumartesi günü sunacağım maçı da hemen bir anons et. Çünkü bekliyoruz onda. Ne yaparsa yapsın Ertem Şener'in arkasındayız. Desteklerimizi çekmeyeceğiz. Üstelik onun yaptığı her şey güzeldir demiş Bengü kardeşimiz. Şimdi efendim dizilerle çakıştığı için böyle film projelerini çok kabul etmemişsiniz. Evet. Çok uzun yıllar. Ve çok uzun yıllar. Ne kadar yıllar mesela? Ben piyasaya ilk filmle başladım. Ve ondan sonra 2002 sonuydu. 2003'te vizyona girdi Gönderilmemiş Mektuplar. O zamandan beri hiç film yıl yapmadım. Neredeyse 10 yıl. Neredeyse 10 yıl. Peki bu neden bu? Film. Parası mı iyi? Senaryosu mu iyi? Bu çok farklı bir rol. Yani bugüne kadar oynadıklarımın içinde, yaptığım dizilerde de, filmde de hiç oynamadığım bir karakter. Kendimi farklı görmek istediğim için dedim ki bütün zorluğuna rağmen diziyle birlikte yapacağım bu filmi dedim. Burada sen bir ajan oynuyorsun. Evet. Nasıl bir ajan bu? Yani tanıdığımız tipte hani Matari'yle başlayıp işte Ajan Salsakalar gelen o ajanı. Çok gizli bir teşkilatın ajanı. Bu teşkilat en üst kademeler dışında hiçbir ne denir? Hiçbir görüşmüyor hiçbiriyle. Yani hayır, en üst devletin en üst kademesi dışında hiç kimsenin bilmediği bir örgüt bu. Evet, kimse bilmiyor. Çok gizli gerçekten. UGT, Ulusal Güvenlik Teşkilatı. Onun ajanı ve ciddi çok önemli görevlere giden çok güçlü bir ajan. Nasıl seçtiler seni? Onlara sormak lazım. Neler oluyor mesela, sınavlarında neler soruyorlar? Artık ya, GT deyince bir heyecan yaptı adam. Evet, bayağı. Ama bayağı bu iş için bildiğin dövüş dersleri aldın. Evet. Güzel. Yani o yüzden bundan sonra soracağım soruların hepsini mümkün olduğunca tekini sormaya yapacağım. Evet. Ne tür dersler bunlar? Hani bildiğimiz. Yok, aslında çok temel hareketleri aldık. Hani tekmeydi, dövüştü, tamam. Savunma hareketleriydi. Hı. Bunları aldık. Mesela Ertem'in sorusuyla sorayım. Bir dakika içinde ağzımı burnumu dümdüz edebilecek kadar. Olabilir. 9 Mart'ta izleyin görün diyorum. Saygılarımı sunarım. 9 Mart'ta mı giriyor şimdi? 9 Mart'ta, evet. 9 Mart'ta. Ama güzel bir espri. Mesut abi, güzel bir espri geldi. 3 saniye öyle kalacaksın da yani. Kazım abi. Kazım abi. Bu akşam var ya. Bu akşam var ya. Kaos'tan geliyor abi. Dinlemiyorum. Şimdi Kazım abi, burada kaos kim, örümcek ağa kim? Yani valla ikisi de fobik şeyler. Yani insan böyle bir duyunca bir... hani örümcek fobisi varsa yok, yok, rahatsız edici. Biraz rahatsız edici zaten. Olsun diye mi kondu bu yani, isim? Yani tabii. Yani film rahatsız edici. Ben de orada işte bir müsteşar oynuyorum. Bu müsteşar bu işin en tepelerinden bir yerde ve bilgisi dahilinde her şey, ama her şey o kadar hızlı gelişiyor ki kim kimi, yani paşası da var, müsteşarı da var ve gelen telefonlar var. O telefonlar nereden geliyor çok bilinmiyor. Biraz bu Orta Doğu konusunu anlatan, bu Orta Doğu projeleriyle ilgili şeylere... biraz hikaye açan, koridor açan bir film. Benimki de orada işte bir müsteşar ama hani o bile sonunda
biraz sıkıntı çekiyor. Türkiye'de ben müsteşarlardan korkarım. Yani hani bakandan korkmam ama müsteşardan korkarım. Ondan korktun, benden korktun. Bu film evet. Biraz belli ki bu film korku filmi. Gibi gerilim yaratıyor. Şeyi çok güzel. Gerilimi çok iyi. Aksiyonu çok iyi. Gerçekten çoğu oyuncu bunu kabul etmemiş. Korkmuş. Yani aksiyon ne kadar olabilir ki Türkiye'de diye. Benim ama dizilerde yaşadığım korkuyu yaşamışlar. Yani evet. Ama yönetmene çok güvendik gerçekten. Cem bu konuda çok şey usta bir yönetmen ve çok güvendik, anlatımına çok güvendik. Yapımcının da ilk buluşmamızda bizimle olan sohbetinde çok büyük bir güven verdi. Çünkü insan korkuyor. Yani benim bir kaza sahnem var, işte araba çarpacak ve uçacağım. Çok kolay geliyor, araba çarpınca hani insan uçar diye düşünüyor insanlar. evet, sonra işte kaldırımın üstünde en az 3 dakika yatacaksın. O buz gibi şeyin üstünde. Bu tür acılar çekildi soğuklarda. Hani biraz şey söyleyeceğim. Mesela hani şunu da, çünkü hani mesleken buradaki tüm dostlarımın en eskisi olduğum için. Türkiye'de mesela hani mesele gişe olunca, yani bir komediyle bunu halledebilirsiniz. Aksiyon bu anlamda riskli bir iş. Mesela sen daha eski olduğun için niye kabul ettin diye soracağım. Yani hakikaten mi heyecanlandırdı? Koku aldım. Çok yani bizim deyimimizle. Hani bir oyundan koku alırsın, bir filmden, bir senaryodan koku alırsın. Okuduğum zaman gerçekten çok güzel kokular aldım, çok ilginç bir koku aldım. Korktum, olmayabilir yani, olmazsa da. Abi ne kokuyordu ya? Şimdi bak çok merak ettim. Kaos. Kaos. Nasıl kaos ya? Kaos kokusunu bilmez misin? Bilmez olur muyum abi? Böyle hafif böyle kızarmış soğanla biraz şey. Örümcek de oldu mu? Evet evet, tam kaos. Vedat Milor tarzı bir şey oldu ama. Hayırlı uğurlu olsun. İsim vermeyelim ama öyle bir şey oldu yani. O yüzden ben. O da bir oyuncuyu heyecanlandırıyordu. 9 Mart'ta ilginç. 9 Mart ve sonrasında ilginç bir macera olacağını. Çekimler bitti mi? Yani benim bitti. Senin devam ediyor mu? Normalde bitmiş olması gerekiyordu aslında. ama oyuncular, ya bizim birazcık uzadı çekim süremiz 20 gün kadar. Oyuncularımızdan biri de evlendi Gökhan Mumcu bu arada. Hayırlı olsun Gökhan'cığım. Yani şimdi set zamanında yapılır mı o işler? 6 ay önce evlenmiş ama dizi çektiği arkasından da filme girdiği için bir türlü balayına çıkamamış ve onu Paris'e balayına gönderdik 15 günlüğüne. Döndükten sonra bir 2 günlük çekimimiz daha var. Ona bir kaosun ne olduğunu göstermek lazım o döndükten sonra. Yo bize de iyi oldu, bir nefes aldık. Gerçekten çok yoğun bir tempoda çektik çünkü biz bu bir iki ay. Bir diziler falan da var ya bir yandan. Bir de aynı anda ben dizi de çekiyordum. Evet, evet ya. Hiç bu kadar yorulduğum bir süreç geçirmemiştim. Ya bir tane gerçekten. İşte kaos diye bir dizi çekiyorsun. Bir tarafta da işte Elde Ver Hayat. Evet. Tamamen hani romantizm buran buran kokan. Ben bir kimlik bunalımına girdim zaten. Bilmen bir yerde lazım. Öğretmen, bir yerde ajan. Vallahi bilemem ya. Zaten Kazım abi o konularda uzman, birazdan soracağım. Kimlik bunalımına girmedi. Hayır, psikanaliz konusunda. Ya Mesut bugün harcadın sen beni bu gece. Estağfurullah. Kimlik bunalımıyla ustadır genelde kendisi girer. Kaostan geldi. Çok feci. Tüm demeçleriniz size geri dönermiş bu şeyde, programda. Valla Özge, sormak istiyorum. Sen de mesela tiyatroda 6 senelik bir aran var. Yani 10 yıllık bir sinema arası, sen de tiyatroda 6 yıllık. Biz Ceko bile henüz unutulmadı. Bak ağzımızda Ceko diyebiliyorum ama niye 6 sene? Niye 6 sene? Çünkü 6 sene boyunca dizi çektin. Başında, evet. Evet ha. Maalesef. 4 sene hiç aralıksız işte çalıştım dizide. 2 senede zaten çocuk arası. Çocuk arası güzel oluyor değil mi? Süper. Böyle bir rahatlıyorsunuz. İşte bak balayı arası, evet, çocuk evet, arası. Evet, evet. Ne yapıyor Leo? Leon oldu mu? Olmadı. Yo, büyüdü kocaman, 2 yaşına girecek oldu, neredeyse. Tamam ya. Hala aslan yavrusu ama aslana doğru ilerliyor. Evet, evet. Allah bağışlasın. Peki bir şey söyleyeceğim. Pis ediliyle şimdi tekrar hayatımıza döndün. Doğru mudur? Doğru. Çok pis onlar ya. Hakikaten pis. Ben çok hani arkadaşım olduğun için net bir şey soracağım. Orço ne demek abi? O çocuğun bir tanesinin adı Orço ya. Orçun adı. Orçun'un kısaltılmış mı Orço? Bizim mahallede başka ne bir anlamı geliyor. Ben söyleyeyim mi burada? Kaosun ne olduğunu gösterebiliriz gerçekten. Ama şey, sen başından beri şaşırtacak demiştin. Evet, biz pis ediliye şaşırmadık da karşı tiplere bayağı bir şaşırdım ben. Karşıdakiler daha enteresan tipler. Daha pis gibi geldi bana. Ya evet, karşı taraf çok pislik yapıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Sen de orada yine bir hayat dolusun. Evet. Bir şey, mutluluk cici kaynağı. Öğretmen. Bir kötü kadın olmayacak mısın? Yani hayatında öyle bir şey olmayacak. Televizyonda değil. Olamayacak ha? Yapma ya. Televizyonda değil. Televizyonda ama değil derken? Beklerim. Tiyatroda? Tiyatroda beklerim farklı kadınları görüp aa diye bunların şaşıracak içinde kötüler de var mı mesela tiyatrodaki oyunda? Kötü değil ama bir cüce. Veysel. Şimdi Veysel, sen hareketleri yapıyorsun ama ve sen seslendirmeye başlıyorsun. Kötü değil ama enteresan.
tipler var yani.